Haberimizde izledik. Biraz üzerine konuşalım. Ne yapabiliriz? Haklarımız neler? Yaya olarak bir hakkımız var mı yok mu? Bunu öğrenelim. Şehir plancısı Ferit Kurtuluş Skype bağlantısıyla konuğumuz. Hoş geldiniz Ferit Bey. Nasılsınız? İyi pazarlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk Oylun Hanım. Sağ olun. İyi pazarlar sizlere de, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Az önce yayınımızda da izledik haberimizde. Kaldırım işgali neden ortaya çıkıyor? Yeterince park alanımız mı yok? Planlama eksikliğimiz mi var? Ve maruzatımızı kime bildireceğiz? Kim çözecek bunu? Vallahi haberinizi izlerken inanın hem bir yaya olarak dinledim. Hem bir taşıt araç kullanıcısı, hem bir scooter kullanıcısı, daha doğrusu deneyimlemiş biri olarak dinledim. Ama tabii bu taraftan şehir plancısı kimliğimle size bir şeyler söylemek isterim tabii ki. Öncelikle şunu hatırlatarak aslında konuşmaya başlamak isterim. İstanbul özelinde konuşacak olursak 20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz ve aslında 20 milyon yaya kullanıcısı, yayadan bahsetmemiz gerekiyor. İstanbul'da 2022'nin Aralık ayı hesaplamalarına göre yaklaşık 5 milyona yakın taşıt var. Bunun 3,5 milyonu otomobil diye tarif ettiğimiz araçlar, 500 bine yakını motosiklet. Her ne kadar 4,5-5 milyonlardan bahsedersek de diğer taraftan 20 milyon yayadan bahsetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz şehir plancılarının da öncelikli görevi yaya öncelikli bir tasarım yapmak ve planlama yapmak. Bununla alakalı da zaten biz imar planı çalışmalarında buna önem göstermeye çalışıyoruz. Normal şartlarda imar kanunu gereği zaten bahsedilen taşıt yolları minimum 10 metre genişliğinde olmak zorunda. Aynı zamanda Türk Standartları Enstitüsü'ne göre de 1,5 metreden daha dar yaya yolu diye tabir ettiğimiz kaldırımlar üretilemiyor. Yani dolayısıyla 10 metrelik bir yol aksında minimum 3 metrelik, sağlı ve sollu birer buçuk olmak üzere 3 metrelik bir yaya yolu ve kaldırım üretilmek zorunda. Fakat ülkemizde maalesef imar planları ve uygulamalar biraz geriden geliyor. Yani genelde yerleşmiş alanlar ve şehirler üzerine planlar yapmaya çalıştığımız için maalesef bu yol tasarımlarında da belli zorluklar yaşıyoruz. Her ne kadar kağıt üzerinde bunlar 10 metre genişliğinde yollar veya 1,5 metre, 3 metre genişliğinde kaldırımlar tasarlanmış olsa da iş uygulamaya geldiği zaman maalesef ilk taviz verdiğimiz konu kaldırımlar oluyor. Yol çizgilerini korumak adına, yol genişliklerini, taşıt yolunun genişliklerini korumak adına maalesef kaldırımlardan taviz ederek bir uygulama yapıyoruz. Bu da tabii gerçek hayatta bu 20 milyon diye İstanbul özelinde bahsettiğimiz yayanın zorluklar yaşamasına neden olmakta. Ferit Bey, yayalar zorluk yaşadığı kadar aslında siz de bir araç kullanıcısısınız. Ben de bir şoförüm. İstanbul'da park problemi hali hazırda mevcut. Şunu sormak istiyorum. Dükkanlar, mağazalar, çiçekçiler, o bu şu dükkanlarında kaldırımın önüne kuka koyarak olası bir müşteriye ya da olası bir sevkiyat malzeme indirimine önlerini bloke edebilirler mi? Şunu çok net söylemek gerekir ki mülkiyet sınırı dışındaki, yani bizim kaldırım ve taşıt yolu dediğimiz alanlar tamamen kamu mülkiyetine ait alanlardır. Zaten imar uygulamasıyla bu alanlar mülkiyetten çıkmış ve kamu eline geçmiş alanlar olarak adlandırılır. Yani dolayısıyla buraya koyulacak en basit bir, dediğiniz gibi saksı, bir kuka için bile izin almak gerekmekte. Çünkü bu kamu hakkına tecavüz kimden olarak adlandırılır. Kimden izin alınır bu? Kimden izin alınır? Bu izinler yerel yönetimlerden alınıyor. Yani şunu diyebilirim, kaldırıma masa sandalye atılması yasak diyemeyiz. Ama belli izne tabidir. Peki, bununla alakalı... Peki buyurun. Hemen bir soru. Ferit Bey, diyelim ki aracınızı park edeceksiniz. Bir çiçekçi, evet, ya da bir mağazanın önüne park ediyorsunuz. Abi burası bizim, işte lütfen biraz daha öne, işte bak şurada otopark var ya da burası park yeri değil, az sonra müşteri gelecek gibi bir şeyle karşılaştınız. Siz bir şehir, evet, planlamacısı olarak, aynı zamanda bir vatandaş olarak ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Normal şartlarda bu yasal bir durum değil. Onu çok net ifade edebilirim. Siz ne yapıyorsunuz?
Siz ne yapıyorsanız biz de aynısını yapacağız çünkü onun için soruyorum. Aynen öyle. Tabii ki en başta hakkımı savunmak istiyorum tabii ki. Yani bunun o bölgenin kullanımı için izin alıp almadığını öğrenmek istiyorum. Çünkü bazı bölgelerde genelde görürsünüz bunların tabelaları da vardır. A lokantası için, A restoranı için harç ödenerek ayrılmış otopark alanları da var cadde üstlerinde. Nasıl bu İstanbul'da İspark'ın sokak üzeri, cadde üzeri parklanmalar gibi. Belli firmalar bunu dediğim gibi izine tabidir. Belli harçları ödeyerek bu kısımları, bu bölgeleri kendi müşterilerine kullandırmak üzere rezerve edebiliyorlar. Peki diyelim ki izin yok ya da nasıl bir izin, evet, kağıt mı isteyeceğiz o sırada? Bir, ikincisi diyelim ki izinleri yok. Abi ne izni ya, uğraştırma bizi, git Allah'ını seversen işine, evet, yoluna tarzı bir yaklaşımla karşılaştık. Buyurun. Evet, maalesef bunlarla da çok karşılaşıyoruz. Ben de çok karşılaşıyorum. Genelde dediğim gibi birazcık daha dik durmaya çalışıyoruz burada. Açık söylemek gerekirse. Ben hiç uğraşmıyorum, hiç dik durmuyorum. Peki kardeşim, vardır senin de işte işindir, gücündür, siftahındır. Hemen gideyim ben diyorum. Siz tabii daha ciddi bir bu işin uzmanı olarak diyaloğa girebilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Diyaloğa giriyoruz. Aynen öyle, kesinlikle. Ben resmi bir izin olup olmadığını mutlaka soruyorum, öğrenmek istiyorum. Zaten aslında izinli yerler dediğim gibi tabela ve bilgilendirmelerle belli oluyor. Birisi gelip zaten size diyorsa burası işte bize ait, biz müşterimize kullanacağız gibi açıklama yapmak zorunda kalıyorsa zaten bilin ki orada başka bir problem vardır. Şikayet merci neresi bunun? Genelde bu durum izinler belediyeden alındığı için burayla alakalı belediyeye başvurmak gerekecektir. İşgaliye durumunda. Anladım. Aslında bu aynı şekilde kaldırımlar için de geçerlidir. Tam onu söyleyecektim. Kaldırımlar için de geçerlidir. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi bu bir yasak değildir ve izne tabidir. Çeşitli kafe ve restoranlar bununla alakalı planlarını, oturma düzenlerini, oraya koyacakları masa sandalye sayısını çizimlerle beraber izin dosyası oluşturarak belediyeye sunarlar. Belediye bu incelemeyi yaptıktan sonra uygun gördüğü ölçüde o bölgenin kullanımı için, çünkü bazı bölgelerde evet 1,5 metreden, 3 metreden kaldırımlardan bahsediyoruz ama bazı bölgelerde bu çok daha geniş tasarımlar sonucu çok geniş kaldırımlar da oluşturulabiliyor. Özellikle buraların kullanımı için bahsetmiş olduğum gibi gerekli izinler alınarak bu alanlar kullanılabiliyor. Tabi orada da denetim yetkisi bu sefer yine belediyelere düşüyor. İzin alınan ölçüde bir kullanım mı söz konusu? Yoksa izin alanının dışında çok daha fazla masa sandalye mi atılmış? Bu da yine belirli aralıklarla, periyotlarla kontrol edilmesi gereken bir durum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ferit Bey bizimle birlikte olduğunuz için ve çok spesifik sorularımıza hem bir şehir planlamacısı olarak, hem scooter deneyimleyen biri olarak, hem de bir araç sahibi, şoför olarak cevap verdiğiniz için tekrar teşekkürler, iyi pazarlar. İyi pazarlar, çok sağ olun.